Herkese selamlar. Bugün sizinle Genshin'de tuhaf parçaların konumlarını göstereceğim sizlere. Toplamda 17 tane parçamız var. Bunların büyük bir çoğunluğu görevlerden alınıyor. Bazıları konuşularak alınıyor. Bazıları da chestlerden bulunarak alınıyor. Öncelikle gelelim bu tuhaf parçalar ne işe yarıyor? Zaten önceki videomda bahsetmiştim. Hemen sağ tarafta bakın Zana diye bir NPC'miz var. Kendisiyle konuştuktan sonra bakın en üstteki seçeneği seçerseniz buradaki parçalarla takas yapabiliyorsunuz. Tabii ki ödüller ne kadar iyi biraz tartışılır ama asıl önemli olan şey bizim görevi tamamlamamız. Şu anda zaten ekranda görüyorsunuz. Bu görevlerin her biri altını çiziyorum sırasıyla yorumlarda zaten olacak. Sabitli mesajlara giderek birden başlayarak kaça kadarsa artık görevleri tamamlayarak her bir görevden tuhaf parça toplayabilirsiniz. Şimdi tabii ki bu görevlerden tuhaf parçalar elde ediliyor fakat bizim geriye kalan tuhaf parçalarımız nasıl alınıyor onları anlatacağım şimdi sizlere. Şimdi öncelikle az önce ekranda gösterdiğim tüm görevleri bitirdiyseniz Merusi köyüne geldiğinizde bakın Serene diye bir NPC olacak. Bunun zaten yanına gittiğinizde sizi yanına çağıracak ve kendisiyle küçük bir diyaloğa başlayacaksınız. Tatlış Serene'miz bize ta Seymour görevinden beri parça topladığını söylüyor ve biz zaten parçaları bulduğumuzu söyleyince de bizi Zana'ya yönlendiriyor. Ondan alışveriş yapabilirsiniz bu parçaları alın diyerekten. Ve toplamda 4 adet parçayı bu şekilde sadece Serene'den elde edebiliyoruz. Şimdi diğer bir parçamıza gelecek olursak da hemen burada zaten Serene'nin arka tarafına doğru giderek bizim başta tanıştığımız bu Merusi'nin evine doğru devam edeceğiz. Buraya geldikten sonra aşağı doğru atlayın direkt olarak ve sizi burada bir sandık karşılayacak. Tabii ki ben buradaki parçayı aldığım için kısaca anlatacağım ne yapacağınızı. Şimdi tam olarak burada bir tane büyük deniz kabuğu göreceksiniz. Yanında bir tane zaten sandık olacak. Sandık yoksa büyük ihtimalle almışsınızdır zaten siz. Deniz kabuğuyla etkileşime girdikten sonra bir tanesi burada bakın. Bir tanesi şurada ve sonuncusu da burada olmak üzere 3 tane küçük deniz kabuğu parlayacak. Öncelikle buradaki deniz kabuğuyla etkileşime geçtikten sonra çıkan vatozdan gücünü alacaksınız. Hemen sonrasında da sırası hiç fark etmez. Sağdaki veya soldakini açarak, daha doğrusu ikisini de açmanız gerekiyor. Çıkan yarısıkları temizleyeceksiniz ve son olarak da ortadaki chest'i aldıktan sonra bir tuhaf parça kazanacaksınız. Şimdi sıradaki diğer bir parçamız için ise buraya gitmeniz gerekiyor. Bunun için kısa bir yol var zaten. Buradaki teleporta ışınlanın. Hemen ardından sağ tarafınıza döndüğünüzde bir tane portal olacak. Buraya girin ve buraya bu şekilde gelebiliyorsunuz. Şimdi buranın amacı şu. Karşıda bir tane daha sandık olacak. Öncelikle buraya gelip buradaki mücevheri vuracaksınız ve karşıdakini aktif edeceksiniz. Sonrasında aktif ettiğiniz şeyin yanına giderek tam olarak bu tarafa doğru vurup burada gördüğünüz yuvarlak asıl şeyi patlatacaksınız. İçinden bir tane su ruhu çıkacak. Tabii ki bunu hemen almayın. Buraya geldikten sonra tam olarak bu tarafa bakarak bunu da patlatacaksınız. Eğer ki buradaki aktif değilse tabii ki buradakiyle beraber bunu aktif edebilirsiniz. En sonunda da burayı patlattığınızda ortadaki su ruhunu alarak buraya geleceksiniz. Ve tam olarak böyle ortada durup bu üçünü aktif edeceksiniz ve sandığımız alınabilir olacak. Şimdi diğer bir parçamıza gelecek olursak da buradan yukarıya doğru tırmanmanız gerekiyor. Kendisi yine aynı bölgede. Eğer ki elinizde Kuching veya Avare veya atıyorum Kazuha varsa burada kullanmanın tam sırası. Çünkü burası birazcık kabız. Buraya geldiğinizde bakın bir tane zarif sandık çıkacak. Bunu açarsanız da içinden zaten bizim diğer bir tuhaf parçamız çıkacak. Evet, şu anki çektiğim videonun arasına günler sonra bir ekleme yapmak zorundayım. Bu yüzden sesim birazcık değişik gelirse kusura bakmayın. Bizim alacağımız diğer bir parçadan bahsedeceğim. Yine Merusi köyündeyiz. Normalde bu görevi hani farklı bir rehber video olarak çekecektim ama baktım hani çok basit bir görev. 2 dakika için farklı bir video çekmeye gerek yok. Bunu da böyle videonun arasına yerleştirmek istedim. Bakın buraya geldiğimizde bizim tam olarak burada bir NPC'miz olacak. Bunun yanına gittiğinizde ve konuştuğunuzda bir diyalog başlayacak. Evet, şu anda diyalogumuz bitti. Tekrardan kendisiyle bir diyaloğa gireceğiz. Diyalogumuzun hemen ardından da bizden belirli eşyalar istemeye başlayacak. Büyük ihtimalle benim kadar fakir değilsinizdir diye düşünerekten hani bunları da nereden kasacağınızı vesaire göstermedim. Gerekli olursa zaten interaktif map'tan bakarak alabilirsiniz. Burada istediği malzemelerden herhangi birini vererek teslim et diyorsunuz. Diyalog bittikten hemen sonra tekrardan gelip bir kez daha konuşuyorsunuz. Ve yine size verilen seçeneklerden herhangi birini vererek yine teslim et diyorsunuz. Ve son olarak diyalog yine bitince son bir kez daha konuşmaya başlayıp yine istenen materyallerden birini vermeniz gerekiyor. Evet, envanterimden dolayı şu anda utanç duyuyorum. Siz bu sayılara aldanmayın. Hemen şu lanet sayfayı geçmek için bir tane vereyim. Ve bu şekilde bir adet daha tuhaf parça kazanmış olduk. Şimdi gelelim sonuncu parçamıza. Sonuncu parçamız geçen videoda anlattığım kitabın olduğu yerde. Burayı nasıl açacağınızı bilmiyorsanız zaten baştaki gösterdiğim videoları yaptıktan sonra buraya gelebileceksiniz. Işınlandığımızda direkt olarak karşıya devam edin. Ve hemen karşınızda bir tane common chest bulunacak. Bunu da açarsanız sıradaki diğer bir tuhaf parçamızı da alabileceksiniz. Evet, rehberimiz de bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı ve bana destek olabilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.